Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Son dönemlerde en çok aldığımız sorulardan birisi de öğretmen atamalarında Milli Eğitim Akademisi nasıl uygulanacak, nasıl kullanılacak sorusu oldu. Bu videomuzda Milli Eğitim Akademisi'nin kabul şartlarına, içeriğine, uygulanmasına ve sonrasına dair açıklamalarda bulunmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından arkadaşlar öğretmenlik meslek kanunu taslağı hazırlandı ve bu taslak incelenmek üzere arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Komisyonu'nda incelenecek olan bu taslak arkadaşlar akabinde yasalaşmak üzere meclise gelecek ve daha sonraki süreçte eğer herhangi bir değişiklik yapılmazsa sevgili arkadaşlar ya da kabul görürse resmi gazetede uygulanmak üzere yayımlanacak sevgili arkadaşlar. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak ya da nasıl olması planlanıyor? Sevgili arkadaşlar bir kere herkesin öncelikle merak ettiği şu soruya cevap bulmaya çalışalım. Milli Eğitim Akademisi ile birlikte öğretmen atamalarında mülakat uygulamasının kaldırılması ve atanacak aday sayısının 3 katı kadar adayın mülakata çağrılması uygulamasının son bulması amaçlanıyor. Dolayısıyla bizleri en çok endişelendiren uygulamalardan bir tanesi olan mülakat ve 3 katı kadar aday sayısının çağrılması durumu an itibariyle eğer yasa kabul edilirse arkadaşlar uygulamadan kalkacak. Öncelikle bunu söyleyelim. Peki hocam, Milli Eğitim Akademisi ne amaçlıyor? Süreç nasıl ilerleyecek? Bir kere sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Akademisi'ne alım şartları nasıl olacak sorusuna cevap bulalım. Milli Eğitim Akademisi'ne alım şartlarında tek bir kriter olacak sevgili arkadaşlar. KPSS puan üstünlüğü belirleyici olacak. Adaylar hangi branşta olurlarsa olsun Milli Eğitim Bakanlığı kaç öğretmen alacaksa o kadar kişiyi KPSS puan üstünlüğüne göre Milli Eğitim Akademisi'ne alacak. Dolayısıyla akademiye alımda tek bir kriter var, o da KPSS puanı olarak kabul edilecek. Peki hocam, Milli Eğitim Akademisi kaç dönem devam edecek bir eğitim içeriğinden oluşuyor? Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili birçok açıklama yapıldı. Fakat var olan taslakta eğitim fakültesi mezunları için Milli Eğitim Akademisi'nde 3 dönem, diğer fakültelerden mezun olarak formasyon eğitimi alan kişiler için ise Milli Eğitim Akademisi'nde 4 dönemlik bir eğitim planlanıyor. Burada en büyük soru işareti şuydu. Hocam, üniversitelerin güz ve bahar yarı yılındaki gibi mi dönemler hesaplanacak? Yani biliyorsunuz bir üniversite güz ve bahar dönemi olmak üzere 2 dönemden bir yılı ifade ediyor. Oysa Milli Eğitim Akademisi'nde böyle bir plan yok sevgili gençler. Yani biz 4 dönem 2 yıllık bir eğitime tabi tutulmayacağız. Milli Eğitim Akademisi'nde bir dönem 10 haftadan az, 14 haftadan fazla olmayacak. Yani bu ne demek? Eğer akademide biz 3 dönem bir eğitim alacaksak bu 30 hafta ile 42 hafta arasında değişecek sevgili gençler. Ya da 4 dönem eğitim alacaksak 40 hafta ile 52 hafta arasında geçen bir döneme işaret edecek. Dolayısıyla akademilerde, Milli Eğitim Akademisi'nde ortalama öğretmen yetiştirme süreci, planlanan öğretmen yetiştirme süreci bir yılı geçmeyecek şekilde planlanıyor. Dolayısıyla 4 dönem eşittir 2 yıl ya da 3 dönem eşittir 1,5 yıl diye bir durum söz konusu değil sevgili gençler. Tekrar söylüyorum, akademide bir yılı geçmeyecek şekilde arkadaşlar bir eğitim öğretim sürecinin planlanması amaçlanıyor. Peki hocam, bu Milli Eğitim Akademisi'ndeki ders içerikleri ve uygulama içerikleri nasıl belirlenecek? Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor. Yani henüz Milli Eğitim Akademisi'nde var olan ders içerikleri ve öğrenme içeriklerine dair belirlenmiş bir şey yok. Bununla ilgili açıklamanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. Peki hocam, Milli Eğitim Akademisi'ne sadece KPSS şart dediniz. Başka bir şart aranacak mı? Hayır, alımlarda sevgili arkadaşlar sadece KPSS şart aranacak. Fakat 7.04.2021 ve 7.315 sayılı yönerge gereğince
Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak adaylar bir güvenlik ve arşiv soruşturmasından geçmek zorunda. Dolayısıyla Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak kişilerin güvenlik ve arşiv soruşturmasından geçmesi gerekiyor. Bununla ilgili zaten yasal bir yönerge var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sizler evet KPSS puan üstüne göre akademiye alınacaksınız. Fakat bir güvenlik ve arşiv soruşturmasından da geçeceksiniz. Güvenlik ve arşiv soruşturmasından geçen kişiler aynı zamanda akademiye kabul edilecekler. Peki hocam, bir içerik yok dediniz. Evet, bir içerik yok sevgili gençler. Yani biz Milli Eğitim Akademisi'nde şu dersler olacak, şu şekilde olacak diyemiyoruz henüz. Milli Eğitim Bakanlığı bekliyoruz. Peki başarı kriterleri belirlenmiş mi? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi'nde başarılı olabilme kriterlerini belirlemiş sevgili gençler. Burada teorik ve uygulamalı dersler olacak. Teorik dersler için her dersten en az 2 yazılı sınav olacak sevgili gençler. Teorik derslerden her ders için en az 2 yazılı sınav olacak. Bu yazılı sınavlarda 60 puan üstünü alanlar teorik sınavlarda başarılı olmuş olarak kabul edilecekler. Eğer teorik sınavlarda 60'ın altında puan aldıysanız Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi'nde size ek bir sınav hakkı verecek. Eğer ek sınavdan da arkadaşlar başarısız olursanız, teorik derslerde ek sınavda da başarısız olursanız arkadaşlar Milli Eğitim Akademisi ile ilişkiniz kesilecek. Yani teorik derslerde sevgili gençler 60 barajı var. 60 barajını geçmeniz gerekir. Ek sınavda da eğer 60 barajını geçemezseniz Milli Eğitim Akademisi ile ilişkiniz maalesef kesilecek sevgili gençler. Peki uygulamalı dersler. Uygulamalı derslerde ilginç bir metot var sevgili gençler. Uygulamalı derslerde öğretmen adayı 3 değerlendirmeye tabi tutulacak. 3 değerlendirmeye. Her değerlendirmede değerlendirme süreciyle ilgili bir puan alacak. Bu değerlendirmede ilk değerlendirmenin %20'si, ikinci değerlendirmenin %30'u, üçüncü değerlendirmenin ise %50'si alınacak. Birincinin %20'si, ikincinin %30'u, üçüncünün %50'si alınacak. Bu değerlendirme sonucunda 70 puan üstünü geçerseniz, 70 ve 70 puan üstünü geçerseniz sevgili gençler uygulamalı eğitimden başarılı olmuş olarak kabul edileceksiniz. Eğer uygulamalı eğitimde 70 puanın altında puan alırsanız yine Milli Eğitim Akademisi ile ilişkiniz kesilecek sevgili gençler. Dolayısıyla teoride 60 sınırı, uygulamada 70 sınırı olacak ve çoklu değerlendirme süreci birincinin %20'si, ikincinin %30'u, üçüncünün %50'si olacak şekilde bir uygulama içeriği planlanacak. Teori ve uygulama eğitiminde başarısız olan adayın Milli Eğitim Akademisi ile ilişiği kesilecek sevgili gençler. Peki hocam, en çok merak edilen şeylerden bir tanesi. Bu Milli Eğitim Akademisi kaç şehirde olacak? Her şehirde Milli Eğitim Akademisi kurulacak mı? Maalesef bununla ilgili net bir açıklama yapamıyoruz sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu durum açılacak. Milli Eğitim Akademisi'nin hangi şehirlerde olacağı ya da tüm şehirlerde olup olmayacağı ile ilgili açıklama bakanlık nezdinde bize yapılacak. Ve bakanlık nezdinde yapılan bu açıklamaya binaen daha net konuşabileceğiz. Peki hocam, bu akademilerde devam zorunluluğu olacak mı? Sevgili arkadaşlar, çok önemli bir ayrıntı. Bakınız, belgelenebilir sağlık mazeretiniz varsa eğer, belgelenebilir sağlık mazeretiniz varsa 20 güne kadar bu mazeretiniz geçerli oluyor. 20 güne kadar. Ama 20 ve üstü gün eğer hala belgelenebilir bir sağlık mazeretiniz varsa Milli Eğitim Akademisi diyor ki dur. Seni diyor biz kaydını donduruyoruz. 20. günden sonra kaydını donduruyoruz. Daha sonra Milli Eğitim Akademisi'nin açacağı bir hazırlık eğitimine kaydın dondurulmak suretiyle devam edebilirsin diyor. Yani ben sürekli sağlık mazeretiyle Milli Eğitim Akademisi'nde devam edebilir miyim? Hayır. Sınır 20 gün sevgili gençler. 20. günden sonra mazeretiniz eğer devam ediyorsa kaydınız donduruluyor. Daha sonra Milli Eğitim Akademisi'nin hazırlık sürecine daha sonraki dönemden devam edebiliyorsunuz. Peki mazeretsiz,
Mazeretsiz kaç gün katılmayabilirim akademideki bir dönem için sevgili gençler? Her dönem için mazeretsiz 5 gün derslere katılmama hakkınız var. Eğer 6. gün derslere katılmazsanız o dönemde sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Akademisi ile ilişiğiniz kesiliyor. Yani akademide ilişiğinin kesilmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi mazeretsiz biçimde 6. gün derslere katılmamak. Mazeretsiz kaç gün katılmama hakkınız var derse 5 gün katılmama hakkınız olacak. Peki hocam, biz akademide bir ödeme alacağız mı? Yani bize her ay bir maaş ödemesi yapılacak mı? Sevgili gençler, her ay 30 bin gösterge rakamının memur aylık kat sayısına çarpımıyla bir maaş alacaksınız. 30 bin gösterge rakamının memur aylık kat sayısına çarpımıyla bir maaş alacaksınız. Yani ne kadar maaş alacağız hocam? Milli Eğitim Akademisi'nde akademiye kabul edilen öğretmenler her ay yaklaşık 23 bin lira nezdinde bir maaş alacaklar. Akademi boyunca bu maaşı almaya devam edeceksiniz. Eğer akademiyi başarıyla tamamlarsanız sevgili arkadaşlar, akademide teori ve uygulama eğitimden aldığınız ortalama sizin atama puanınız olacak ve bu puana bağlı olarak sevgili arkadaşlar, sözleşmeli öğretmen olarak 3 artı 1 yıl görev alacaksınız ve öğretmenliğe başladığınız andan itibaren öğretmenlerimiz ne kadar maaş alıyorlarsa siz de o kadar maaş alacaksınız. Fakat akademide bir öğretmen maaşı alamıyoruz. Akademide tekrar söylüyorum, 30 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısına çarpımına bağlı olarak bir maaş alacaksınız. Her ay bu da ortalama an itibariyle 23 bin liraya tekabül ediyor. Akademi süreci başladığı andan itibaren bu oranlarda değişiklik olabilir diyeceğiz. Peki hocam, benim akademi dönemim askerlik dönemimle çakışıyor. Yani ben Milli Eğitim Akademisi'ndeyken hazırlık eğitimini alırken askerliğim denk geliyor. Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alırken askerliğiniz eğitim süresince ertelenebilecek. Yani tecil ettirme hakkına sahip olacaksınız. Dolayısıyla askerlik süreciniz Milli Eğitim Akademisi'ndeki eğitiminizi etkilemeyecek. Peki hocam, bize bir sigorta yapacaklar mı? Evet, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alırken her birinize bir genel sağlık sigortası yapılacak ve bu genel sağlık sigortası kapsamında arkadaşlar sağlık güvenceniz olacak. Peki hocam, Milli Eğitim Akademisi ne zaman başlayacak? Bakınız, Milli Eğitim Akademisi sadece yeni öğretmenlerin alımı ile ilgili çalışan bir akademi olmayacak sevgili gençler. Görevde var olan öğretmenlerin geliştirilmesi için uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimlerinin devamı içinde kullanılacak bir akademi olacak. Bu akademide üniversitedeki kıymetli akademisyenlerimiz görev alabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak öğretmenler de ders ücreti karşılığında akademide görev alabilecekler. Bu akademi ne zaman göreve başlayacak, ne zaman hayata geçecek? Sevgili arkadaşlar, taslak metinde bununla ilgili planlama 1.9.2025 olarak kabul ediliyor. Yani 1 Eylül 2025 itibariyle Milli Eğitim Akademilerinin kurulması, hayata geçmesi ve uygulamaya geçmesi planlanıyor. Dolayısıyla akademiye ilk kabullerin ve düşünülen şeylerin hayata geçmesi için 1.9.2025 ifadesi önemli bir tarih olarak karşımıza geliyor diyeceğiz. Peki hocam, bunlar şu anda kesinleşti mi? Bir sürü şey söylediniz, bunlar kesinleşti mi? Hayır sevgili arkadaşlar, bunlar henüz kesinleşmedi. Ama büyük ihtimalle var olan meclis çoğunluğuna bağlı olarak var olan taslak metin ufak tefek değişikliklerle önce komisyondan geçecek, sonra meclise kabul edilecek, daha sonra da resmi gazetede yayımlanacak. Eğer herhangi bir değişiklik olursa yine bunlarla ilgili size bir bilgilendirme yapacağız. Anlık olarak bir değişim, gelişim olursa yine bunlarla ilgili haberdar olacaksınız. Fakat an itibariyle mecliste var olan, konuşulan ve kabul edilmesi beklenen taslak bu şekilde kabul edildiği andan itibaren resmi olarak da uygulamaya geçecek. Öğretmen atamaları için yeni bir dönem bizleri bekliyor. Yine söylüyorum, sadece atamalar için değil, uzman, baş öğretmenlik, görevde bulunan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de kapsayan bir çalışma olacak Milli Eğitim Akademisi. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik ve gelişmede sizleri an be an haberdar etmeye devam edeceğiz. Hakkınızda hayırlı olması dileği temennisiyle sizleri seviyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlarım.